Bir hapishane döneminiz, bir de çete kurma davasıyla yargılandınız. Biz çete kurmayla başlayalım, sonra hapishane hatıralarınızla, hapishane döneminizle, sizin tabirinizle Medrese-i Yusufiye dönemi Evet. dediniz, o döneme gelelim. Önce çete kurma davasına bir dönelim. Psikolojik savaşta insanları en çok etkileyecek iddialar çok önemlidir. Mesela bir fikirle insanlar baş edemiyorsa, mesela benim fikirlerimden Darwinizmi eziyorum, materyalizmi eziyorum, ateizme geçit vermiyorum. İlmi yönden baş edemiyor. O zaman psikolojik savaş devreye girer. Psikolojik savaşta halkın en etkileneceği, halkın ruhunda en şiddetli etki meydana getirecek şeyler seçilir. Yani en akla gelmez, en çirkin iddialar olması gerekir ki halk etkilensin ve desin ki işte bu şahıs böyle şeyler yapıyorsa, yapmışsa ki yapıyor, görülüyor, basın bunu söylüyor, gazeteler söylüyor. O zaman biz bu insanın kitaplarını okumayalım, fikirlerine de önem vermeyelim. Amaç budur. Bu doğrultuda bir psikolojik savaş yapılmıştır. Akla hayale gelmeyecek şeyler iddia edilmiştir. Mesela telefon konuşmalarında ses kaseti deniyor. Bu açıkça böyle aleni. Bu bambaşka bir anlama getirmişler konuşmalarda. Bahçe kameraları var, normal makul kameralar, herkesin her yerde kullanıldığı. Bunlar gizli kamera olarak ortaya koymuşlar. Mesela disket sürücü var, normal bir şey. Onu disket silici olarak koymuşlar. Biz bunları teker teker bilirkişi tespiti yaptırıp gösterdik, anlattık. Hepsini ispat